elektriğin olmadığı, motorize araçların olmadığı yerlerde insanlar biraz daha neşeli ve cıvıl cıvıl oluyorlar. Çocuklar daha çok birbirleriyle, akranlarıyla koşarak orada burada kendi içlerindeki becerilerini keşfederek, bir şeyler yaparak hayatlarını sürdürüyorlar ve gece neşeli, mutlu bir şekilde aileleriyle birlikte uyuyorlar. Güne dinç kalkıyorlar, enerjik kalkıyorlar ve o enerjiyle güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar hep. Tabiatın verdiği bu güzel şeyi elimizden biz nasıl terk edip kaybettik, yok ettik, elimizden gitmesine izin verdik, hala anlayamıyorum açıkçası. Şu an bulunduğum konum itibariyle derin vadilerin neredeyse 700-800 metre yukarılarında bir yerdeyim. Cimek Yaylası'nda. Şöyle kolumu bu tarafa çevirdiğimde Yusuf elini gösteriyor. Bu taraf Ardahan'ı, tam önümse Ardanuş'u gösteriyor. Aşağıdaki Ayvalı köyüne bağlı Cimek Yaylası. İnsanlar Mayıs ayının başlarında buraya çıkarlar. Belli bir zaman geçtikten sonra da biraz daha yukarılarda hayvanlarını otlatırlar. Eskiden daha yoğundu tabii bu hayvan besleme işi. Ama benim dikkatimi çeken daha farklı şeyler var burada. O güzelim vadilerden gün boyu yükselen, hele ki şimdi dut zamanı, o yükselen havanın içerisine karışmış çiçeklerin ve dut pekmezi yapılan, pestili yapılan evlerden gelen kokular bütün vadiyi ve üst taraflarını kaplamış. Her şey birbirine karışmış. Tabiattaki insanla o insanın yaşadığı, birleşik yaşadığı kültür. Hele ki yabani kirazların, o ayıların gezerek, yiyerek, dışkıların içerisinde bütün güz boyunca toprağın üzerinde kurutup o işte domuzların geyikleri neşeleyerek açtığı, toprağın havalandığı yerlerde, o çekirdeklerin kış boyunca kar altında yumuşak bir şekilde kalıp sonra tekrar bahar zamanı gün yüzünü gördüğü zaman palazlanıp tohumlandığı, işte filizlendiği zamanlar, şanslı olanlar böyle aralarda çıkıveriyor. Yabani kiraz diyoruz ya biz onlara, kuşun kurdunda yemi olsun diye. Bunu söyleyince aklıma rahmetli dedem geldi yine. Yabani armutları, çördükleri görünce dedem bir sefer, böyle ben küçük yaşlardayım daha. Ortalıkta yok hani oyun arkadaşım, işte yol arkadaşınız derler ya. Baba değil de daha çok biz dedeyle ilişkide olduğumuz zamanlar daha böyle onun belki çocuğundan içinde ukde kalmış şeyleri torunuyla paylaştığı için belki de daha derin ilişki yaşıyorsunuz onunla. Onu özlüyorum böyle, yok ortada. Babaanneme sormuştum, babaanne dede nereye gitti, nerede diye. Oğlum onun işi var, aşıya gitti dedi. O zaman da tabii ben aşı deyince çocuksunuz, aşıyı, ağaca aşı yapılacak nereden bileyim? Hani dedem belki de iğne yapmayı biliyor, birilerine aşı yapmaya gitti falan diye düşünüyorum. Dedem geldikten sonra dedeme sordum, dede nereye aşıya gittin? Oğlum dağlara, yabani armutlara aşı yaptın. Nasıl yaptın? Anlattı bana, işte götürdüğü kendi bahçesindeki büyük armutlardan keserek götürdüğü o küçük filizleri, yabani armutlarının kestiği, o dallarının kesip içine soktuğu, onların daha sonra tekrar palazlanıp büyüdüğü, daha büyük armutlara dönüştüğü halini anlattı bana. Niye böyle bir şey yapıyorsun dedi, orada insan var mı dedim. Hayır oğlum, insan yok. Dağların kurdu kuşu da var demişti. O çok içime işledi benim. Burada o yabani armut, hele ki aşılanmış olanları görünce aklıma dedem geliyor. Ve buradaki insanların da aynı ortak tabiatla bu ilişkisi geliyor. Bunları yitiriyoruz işte, bunlar çok güzel değerlerdi. Karşılığı olmayan, parayla alınmayacak şeylerdi, karşılıksız yapılan. Şimdi Cimek Yaylası'na geldim. Aşağıdaki Ayvalı Köyü'nün hemen üstündeyim. Burada biraz bu insanların neler yaptığını, hala geçmişten kalan izleri var mı, yaptığı şeyler var mı, onlara biraz göz gezdireceğiz ve bunları sizle paylaşacağız. Hep beraber gidelim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Tereyağı. Yardım edebilir miyim? Tabii, buyurun.
Alayım. Buyur. Şimdi kim itiyor önce? Al. Bu yeni sağılmış süt bekletiliyor. Onun kaymağını çeke çeke uzatarak alıyorlar. Ve bu gördüğünüz yayırın içine yerleştiriyorlar. Sonra çalkalanıyor bunun içerisinde. Ne güzel çalıştırıyor insan bedenini. He, açık havada. Öyle sırt kası çalışıyor. Böyle iterken omuzlar ve kolun arkaları çalışıyor. Çekerken aynı zamanda kolun önleri de çalışıyor. Ayağın biri önde, beli sakatlanmasın diye. Şimdi bunun sesi ve bir ritmi var. O sesi dinleyerek, bir de etraftaki manzarayı izleyerek yapıyorsunuz da, ikisi aynı anda. Beden çalışırken tabii. O ses birazdan değişecek ve içindeki kaymak kilitlenecek, buradaki tabirle değil mi? Kilitleniyor. Sonra o sertleşecek. Bir müddet ses olmayacak. İçinde yuvarlanıp gidip gelecek. Sonra tekrar çözülecek. Ondan sonra yavaş yavaş o en lezzetli halini, bu dağlarda otlamış çiçekleri yemiş, o güzel kokuların içine sindirmiş sütün kaymağından, o ineğin, koyunun artık sütün kaymağından tereyağı çıkacak. Bir bakma zamanı geldi mi? Ses değişti. Ha? Ha, tutmuş. Ha? Baksana. Şimdi bundan sonraki işlem, güzel bir kabın içerisine bunu dökeceğiz. Üzerine soğuk suyu da koyacağız ki ayranıyla yağı ayrışsın kolayca. Yağ biraz daha böyle soğukta büzülsün, bir araya gelsin. Tutunsun yani birbirine. Biz onu ayıklayıp tekrar yağ şeklinde yağlı ayranı ayrı ayrı koyacağız. Hani bir söz vardır ya, asil azmaz, bal kokmaz. Kokarsa da yağ kokar. Onun da aslı ayrandır. Yani ayran alınmamış yağ bozulur, kokar. Asil olmayan insan da, yani asil olan insan azmaz, bozulmaz anlamında söylenmiş. İkisini birbirine çok güzel bu kültürle yaşayan insanlar bağlamışlar aslında. Kapak da çam. Ağacın kendisi de çam. Bunun kokusu da eminim bunun içerisine belli bir ilk zamanlarda daha çoktur da o da süzülüyordu. Çok güzel oturtma sistemiyle, ters V'lerle burada kilit sistemi oluşturulmuş. Çok da iyi. Her bir köylünün bu tekniği bildiğini hayal edersek, onların çok iyi bıçak kullandığını, el becerilerinin de gelişmiş olduğunu, motor kabiliyetlerinin de iyi olduğunu söyleyebiliriz buradan tabii ki. Şimdi su getirip onu güzelce ayrıştıralım, değil mi? Şehirde her şey koşturma içerisinde geçtiği için ve hızlı geçtiği için zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Çocukluğumuzda hayat daha uzun gelirdi bize. Oysa ki hep aynı dilim içerisinde işliyor, öyle değil mi? 4 dakika 111 kilometre meridyenlere baktığımız zaman çocukken de aynıydı. Erişkin olduğumuz zaman da aynı. Ama doğada zaman yine öyle işliyor. Bu da hayatımda ilk kez avucumda ayranıyla tereyağını, yağı ayrıştırıyorum. Çok güzel bir his gerçekten. Bir de kendi yapıldığını gördüğünüz yerden, çıktığı yerden bilirseniz bunu, yerken de daha lezzetli, daha böyle içinize sinerek yiyorsunuz onu. Bayağı da çıktı ya bundan tereyağı. Thank you.
şu dokunduğum ağılın küçük bir parçası bile bana şeyi hissettiriyor. Buranın ne kadar geçmişte de çok kıymetli olduğunu, ne kadar uzun bir süreçte insanların buralarda hayatlarını sürdürdüğünü anlatıyor. Çünkü ağacın bile üzerinde likenler var. Hele ki şu kayaların üzerindeki o küçük turuncu renkteki likenler bir yılda belki de onda bir milim büyüyebiliyorlar. Temiz havanın olduğu yerde gelişebiliyorlar. Yani 2 santim, 3 santim büyüklüğünde likenler var üzerinde. En az 80-90 yıllık dizilmiş taşlar olduğunu söylüyor. Tabii bunun öncesi de var burada. Ardıç ağaçları yerdeki taşların üzerine topraktaki nemden uzak tutulsun diye, uzak kalsın diye taşların üzerine yerleştirilmiş. Kim bilir burada kaç bahar ve yaz ve güz insanlar hayvanlarını dağlarda otlatıp geceleri yatırdı. Onlardan tereyağları, onlardan peynirler, sütlerinden başka türlü çıkan yağlardan kuymaklar artık ne olarak kullandılarsa hayatlarında bir şekilde hayatların içerisine girdi insanların. Ardıç sergilerinin üstünü de toprakla kaplamışlar. Katman toprak var. Onun üzeri yosun kaplanmış. Yani onu love taşı diyorlar, yuvarlak. Damların üstünde sıkarak, böyle yağmurdan sonra özellikle gezdiriyorlar, bastırarak ki sıkılaşsın diye. Suyu tutsun, nemi tutsun. O da evin üzerinde bir yalıtım görevi görüyor sonuçta. Yattığınız evin veya ahırda, ağılda kullandığınız kaplamaları diyelim, üstünü, yanlarını kaplıyorsanız. Ama yanlar taşla kaplanmış. Taş, yığma taş örgüsü var. Üst tarafı böyle. Çok bir insanın aynı evden bu işi yapabilecek bir sürü insan vardır. O bir insanın işte bir iki kişinin yapabileceği bir iş bu. Ardıç ağacı da artık hayvanların sürtünmeleriyle, insanların dokunmalarıyla, üzerlerindeki yağlarıyla içine işlemiş kemik gibi olmuş artık bakın. Ardıç kemiğe dönüşmüş neredeyse. Kokuya geliyorum çünkü yapılan araştırmalar sonucunda diyeyim size insanların en çok bütün dünya insanları üzerinde yapılmış denekler diyelim. Dünya üzerindeki insanların yaşadığı yerlerden alınan deneklerle varılan sonuçta en çok sevdikleri koku ekmek kokusu. O buğdayın güzel una dönüştürülüp fırında yapılan o kokuyla beraber etrafa yayılan o muazzam verdiği his insanları en çok duygulandırdığı, mutlu ettiği şeylerden bir tanesiymiş. O gözlemlenmiş. Şimdi burada tandırda evlerine ablalar, teyzeler ekmek yapıyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir rapata var. Şimdi size onlardan birazcık burada girebilirim değil mi? Sorun yok. Tabii. İcazet de aldık, müsaade de aldık. Gireceğiz şimdi yanlarına. Tandırın kenarına nasıl hamurların yapıştığını size göstereceğim ve o ekmeğin kokusunu hissettiremem ama kendinizin o işi yapmanız, dokunmanız, görmeniz gerekir. Ben sadece size o duyguyu biraz belki geçiririm burada. Evet. Çantayı şuraya koyayım. Şimdi bu, ben yapayım bunu. Bu rapatayla şuraya bir güzel boşla. Sen bu işi bismillah. Bütün yüzeyde şu anda o ısınan kav toprağı diyoruz buna biz. Kav toprağını güzelce altta yaktıkları pelit ağacının, palut ağacının dallarıyla ısıttıkları yüzey tam böyle ekmek pişirme kıvamında. Çıkarabilirsiniz. Hangisini çıkarayım? Şunu mu? İşte bu da pişti mi? Hadi bismillah. Bunu da onun yerine koyuyorum.
Üste mi? Üstüne vur. Tamam, böyle sırayla da o kadar güzel bir yüzey var ki 2, 4, 6 tane, 7 tane alıyor. Bir tanesini vurduktan sonra zaten ilk koyduğu pişmiş oluyor. Sıra böyle. Evet. Bu, mis gibi kokuyor değil mi? Evet, çok güzel. Bu var ya terapi aşkım gibi ya, böyle acayip bir şey. Ekmeğin kokusu cennete gidermiş diyor. Yani bizde de onun istatistik çalışması böyle işte. Yani demek ki o kokunun verdiği his o istatistik çalışmasına gereksini duyurmuyor. Bir daha yapalım mı? Yer var mı? Var var, bir tane yer var. Buna ne diyordunuz siz? Egiş. Egiş. Bu egişi de orada parça kaldı, onu alıyorum. Şimdi bunu da oraya yapıştırıyorum. Yapıştır bakalım. Şu kaç defa yapıştırdın? Vay be. Bunun ismi de Egiş. Bunun aynı şekilde bir benzerini, biraz daha ağzı geniş olanını, karakovan balığını içini sıyırırken kullandıklarını görmüştüm. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde veya yamaçlarında diyeyim. O yörede yaşayan insanların kullandığı. Şimdi tandır kültürü çok acayip bir şey. İnsanları ekmek bir arada tutan bir şey. Maya gibi düşünün. Ekmeğin mayası aynı zamanda burada yaşayan insanların da her öğününde olduğu için yemek gibi insanları bir arada tutan bir şey o. Bir ailede hep birlikte çoluk çocuk yemek yeniyorsa o maya gerçekten güzel bir şeydir. Ekmek de bunlardan, o mayayı işleyenlerden bir tanesi aslında. Bir tadına bakabilir miyim ekmeğin? Evet, bir. Parça. Hep beraber bakalım. Etme buluyorsun bir saat. Ooo, bu yeni çıkandan. Bayağı da sıcak. Siz de alın. Bunu da koyalım. Haydi bismillah. O pelletin kokusu da siniyor biraz içine değil mi? Evet. Ya bu yaylada ortak tandırlar da var. Herkes belli günlerde geliyor, evinin ekmeğini yapıyor, gidiyor. Kimisinin de evinin önünde var tandır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beni yanınıza aldınız, bunları anlatmamıza sebep oldunuz. Size engel olmayayım daha fazla. Kolay gelsin. Hayır. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Eğer bu yeni devrildiyse bir kontrol edeceğim. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Yine onu da burada öğrendim. Bu bölgede yapıyorlar. İnsanlar atlarıyla yolculuk yaparken, insanlar odun getirip götürürken bir yerden, insanlar malzeme taşırken ya da yaylalarda gezerken çobanlar kendilerine böyle devrilmiş ağaçlardan, taze yeni devrilmiş ağaçlardan su kabı yaparlarmış. Şimdi plastik kaplara dolduruyor insanlar biliyorsunuz. O su kapları onların hem içerisinde çamın özünü suyla temas ettirip, düşünün buna soymuk da deniyor. Birazdan açabilirsem onu da göstereceğim. O soymun içerisindeki ciğerlere, akciğerlere iyi gelecek olan etkin madde var, malzeme var. O da suya sızıyor, suyun içerisine giriyor. Hem iyileştirici özelliği var hem suya ayrı bir lezzet katıyor. Acaba hangisiyle tabiata daha çok zarar veririz? Bunlarla mı, onları üreterek mi? Hepsini düşünmek, tartmak lazım. Bir inceleyeceğim şöyle. Biraz kurumuş ama nispeten yine de çıkarabilirim diye tahmin ediyorum. Sabırlı davranırsam. Şurayı bir deneyelim. Önce boyunu gövdeye kadar çiziyorum.
Bu kısmı biraz kuru. Toprağa yakın kısmına bakalım. Bu daha kolay çiziliyor. Yaş. Yani yeni devrilmiş, kesilmiş. İnsanlar bir şekilde plastiği ve suni şeyleri görmeden evvel kendi ihtiyaçlarını, kendi becerilerini kullanarak gideriyorlardı. Bu da yaylada yaşayan bir çobanın veya yaylacı olarak hayvanlarını yaylamak için buralara çıkmış olan köylü teşkilatının, köylü insanının etraftaki malzemeleri ağacın kabuğundan, yerdeki kökünden, etraftaki yapraklardan, ısırgan otunun dış kılıfından, ne bileyim başka türlü bitkilerden bir şeyler, bir beceri geliştirerek, kendi işlerini kolaylaştırabileceği el becerilerini geliştirerek kullanarak ortaya çıkardığı güzel icatlar var. İşte bu yapmaya çalıştığım su kabı da, su matarası da bunlardan bir tanesi. Şu iki tane yaş dalı da alayım. O su kabını kenarlardan sıkıştırmak için mandal yapacağım. Ağacın gövdesine yakın yerinden düz kesmek lazım ki ağaca bakteri ve ağacı öldürecek herhangi bir malzeme canlı içerisine türeyip girmesin suyla birlikte. Şimdi gidelim, güzel bir yere oturalım. Manzarası güzel, gönlümüze dokunacak. Hem el işiyle kendimize bir matara su kabı yaparken hem de terapi yapmış olalım. Ne dersiniz? Üzerindeki sert kabukları alıyorum ki rahat dönebilsin. Büktüğümüz zaman çok rahat istediğimiz şekle girebilsin. Aynı zamanda o içine su koyduğumuz zaman kurumaya, dışı kurumaya başladığı an çatlayacak. Eğer onları çıkarmazsak o çatlamayı da engellemek için. Zevkli bir iş, sabır isteyen bir iş. Odaklanmanız muazzam oluyor böyle işlerde. İnsan da zaten en çok bu tür ince işleri yaparken kendine de ince ayar yapmış oluyor.
Bunu tam böyle kurutmadan yapmamız lazım artık. Ağzını ikiye katlıyorum. Şöyle. Bunun arasını açarak. İyice alta kadar yerleştiriyorum. Tamam, boyu iyi. İple bağlamak için de şuralarına bir çentik açayım. Şu kısımlara. Onu testereyle yapabiliriz. İnsanlar suyun tadını da biliyorlar, lezzetini de biliyorlar. Kendi kimyalarına uygun su kaynağını mutlaka buluyorlar. Özellikle gözelerden çıkardıkları ve oluklarla, üstü kapalı oluklarla bir yerlere getirip akmasına devam ettiği, yatağını değiştirmeden akmasına devam ettiği, hem kurda kuşa yem olsun diye, hem de oradan geçen bir çobanın, buradan geçen bir insanın kursağından güzel içebileceği su geçsin diye, su olsun diye kendilerini görev edinmişler. Bunun parayla karşılığı var mı? Yok. Vakfiye diyoruz biz bunları hep işte. Yani insana, tabiata karşılıksız ait olan bir şey. Gel. Gel. Bunlar da birbirine örtüştü. Sadece onu bağlamak kaldı. Böyle bir su kabı oldu. Burada insanlar bunu daha uzun yapıp şöyle buraya kadar bu kısımda biraz daha uzun gelecek. Sonra bunu sırtına bağlayıp buralardan uçtan iple, uçlardan alttan da beline iple bağlayarak sırt çantası gibi yanlarına taşıyabilir. Aynı zamanda bununla burada yaşayan çobanlar sütleri, keçinin sütünü bunun içerisine sağıp suyun, soğuk suyun içerisinde bekleterek, böyle birkaç saat bekleterek İçtiklerinde acayip lezzetli. Bunun içindeki o güzel kokunun, aromanın sindiğini söylüyorlar. Onu da denemek lazım. Bir su dolduralım, deneyelim bunu. İçinin kokusu biraz daha sinse çok güzel. Şimdi bile çok şahane bir kokusu var. Bunları öğrenip yapabildiğim için, bu güzel insanlarla tanışıp onların hayatlarına dokunabildiğim için, bu güzelim suyu bu yaptığım su kabının, su matarasının içerisinden içebildiğim için şükrediyorum. Sizlerin daha güzel anlarda, daha güzel yerlerde
daha kıymetli şeyleri yapabilmeniz, en iyi suları içebilmeniz dileklerimle.